sen anlat kara deniz. Kız aşçı, jandarma geldi. Seni almaya gelmişlerdir. Beni mi? Tahammüden gelinlere eziyet etmekten hakkında şikayette bulundum. Tövbe estağfurullah. Hayırdır Mithat abi? Kaynanamı almaya mı geldiniz? Yok. Mercan'ın telefonunu aramaya geldik. Üzerinden çıkmadı. Hoş geldiniz jandarma abi. Buyurun geç şun. Buyurun. Yengem merhaba. Hoş geldiniz. Oğlum çıkın yukarıya bak. Ben de ileriyim. Ekmiş dibine. Suyun içerisine düşmüş. Şüphe ettiğin gibi parmak izi olsa dahi artık bulunamaz. Çok enteresan değil mi? Kız o intihar mesajını yazıp telefonu fırlatmış, su dolu saksıya isabet etmiş. Değil mi? Enteresan. Haklısın. Kimin parmağı olacak ki Mercan'ın telefonunda Mithat abi? Yoksa bir gayban hanım mı? Bilmiyoruz Asiye ama varsa da artık yok. Hüseyin sağ olasın. Komiserim size sağ olun. Biz de gidelim hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Asiye, sen de selam söyle bacım. Baş üstüne Mithat abi, güle güle. Baba, MR sonuçları çıkmış. Doktor bizi bekliyor. Siz gidin Cemil Bey, biz buradayız nasılsa. Hay Allah razı olsun. Ne demek? Hazır mısın Eşan? Eşan, hazır mısın? İnsan böyle bir şeye nasıl hazır olur? Hı? Hemen de drama yap yani. Bence şu ilk cinayetini sen de bir işle de akşam beraber kutlama yapalım. Hadi ablacığım. Hadi. Bu ne heyecan? Kaldır ellerini! Kaldır! Serum kesilmiş gibi geldi, kontrol ediyorum. Aa! Sen de hemşireyi çağırmak yerine hasta bakıcılığa mı soyundun? Bizde bu işlere eşan bakar komiser. Ayrıca kuzenimin üstünü öyle aramazsanız yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım. Çıkın dışarı! Çıkın! Yaşıyor, yaşıyor.
Kuzuyu kurtlara bırakıp hem de. Ne demek istediğinizi hiç anlamadım komiser. Bence ne demek istediğimi sen çok iyi anladın. Arif, Kemal gelin. Hayırdır? Bir cinayet zanlısı var hastanede de. Kaçar da buralara gelir diye önlem alayım dedim. Sen üstüne alınma. Bu arada haberiniz olsun. Polis arkadaşlar burada kalacaklar. Nefes'in sana selamı var. Mercan iyileşince hesap vermeye hazır olsun dedi. Ramazanlar. Tam ortalık yanarken geleceğim diye tutturdun. Üzülmeyeceksin. Tamam. Üzülmeyeceğim. Mercan'la ilgili bir şey derlerse de kendimi tutacağım. Evde ağlarım. Evde de ağlamak yok. Eğer buradan bir kişi senin canını yaksın, bunun hesabını önce onlara sorarım sonra sana. Bana niye soruyorsun? Çünkü benim nefesimin canını sen bile yakamazsın. Millet ne derse desin aldırmayacaksın. Mercan için dua et. Ama sakın suçluluk hissetme. Tamam. Aldırmayacağım. Ama sen de aldırmayacaksın. Benim Tahir'imin canını yakmayacaksın. Vay. Bu yapay değilsin. Yengem camide yok. Saniye, gelinin hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Hatice. Sağ da hayırlı olsun kızım. Sağ ol Hatice yenge. Hayırım, hayırlı olsun. Eyvallah reis, eyvallah. Ula inat ettin uşağım ama bize de artık hayırlı olsun demek düşer. Hayırlı olsun değil mi? Bir de Zemil'e sorun bakayım hayırlı mı öldü? Çok fena canını yakacaklar. Sayende. Dayı, burası yeri değil. Neyin yeri değil Mustafa? Senin bu kardeşin sözüklü bir dul karı aldı diye bu millet bedel ödeyi. Neyin yeri değil? Davut dayı, bak mübarek akşamdayız, benim ayarlarımla oynama. Kusura bakmayacaksın Tahir. Sen o dul karıyı aldın diye benim ekmek teknem elimden gidi. Ha bu kadar sitemim olsun he? Uy! Mercan'ı astukları yetmedi. Bir de Davut dayıyı 40 yıllık yuvasından ataylar he mi? Ey cemaat! Ramazan'ı ne kadar güzel karşılaysınız ha? Şeytanlarınız daha bağlanmadı mı? Haydi camiye. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Ne güzel demiş değil mi Peygamber Efendimiz?
Oruç tut, aç kal. Teravih kıl, yat kalk. 20 rekat yat kalk. Şimdi aç kalmışsın dayman öyle, eğilip kalkmışsın boş. Ey cemaat! Şimdi siz teravih kıldınız değil mi? Ne için? İbadet için. Peki, bazılarınızın kapı önünde ettikleri? Dur, çocuklu bir kadını suçlamadan önce oturup hiç düşündünüz mü? Peygamber Efendimiz kiminle evlenmiş? Hacı anamız. Peygamber Efendimiz'den önce iki evlilik yapmış. Ey cemaat! Hem de cahiliye döneminde. Ya! Ama Peygamber Efendimiz hiç dememiş ki o dul bir kadındır. Üç çocukludur, bana layık değildir dememiş. Almış onu, en kıymetlisi yapmış. Ama siz hiçbir hicap duymadan bir mazlum kadını, çocuklu bir dul kadın diye taşlıyorsunuz, öyle mi? Hadi etraftan utanmayasınız. Hacı anamızdan, Peygamber Efendimiz'den de mi utanmayasınız ha? Peygamber Efendimiz'in kendine uygun gördüğünü siz kim oluyorsunuz da hor görüyorsunuz ey cemaat? Sesi çıkmaydı. Şimdi ne oldu? Mustafa'mın dediklerini de, babamın teravide dediklerini de unutma. Ağız tadıyla sahur edelim. Haydi, haydi kalkın. Mustafa. Bak haydi sahur oldu. Nefes. Nefes kuzum. Bak haydi sahur vakti, masa hazır. Asya abla beni de uyandırsaydın ya, birlikte hazırlardık. Uyandırırım. Daha çok Ramazanlarımız olacak inşallah. Hocanı uyandır bak haydi. Uyumak soğuyacak. Oy ben o uykuli suratları yerim yerim. Asya, böyle etme ha. Bak imsa yetişemiyor ha. Tövbe estağfurullah.
Zor oldu da. Asiye abla uyanır dedi. Sabır. Geç kalmasak. Yavraz bak kalkarsan fena olacak ha. Değilsin. Bereketli olsun. Gel kuzum, gel otur abayla. Geç şun, geç şun. Asiye ablam, ben sana yardım edeyim. Sağ ol kuzum. Hadi, tepele şu yavrazı. İkizim. İkizim. Kalk oğlum işte ya. İyi misin kuzum? Eyvallah. İyiyim, iyi olalım. Hep iyi olalım ha? Biz iyi olalım. Gerisi ne olursa olsun. Ana, Tahir'e bulaşma dedin ha? Tahir'e bulaşmıyorum, sağa bulaşıyorum. O niye o? Davud'u arazisinden ataymışsın. Hem de mübarek Ramazan günü. Ana, deme öyle. Zaten güle oynaya etmiyorum onu. Öyle gerekti da. Niçin? Çünkü birileri sağ olsun. Babanın kemikleri sızlaydır şimdi. Hadi size afiyet olsun. Tahir nereye? Oruç tutmayacak mısın? Tutacağım nefes. O zaman bir şeyler yiyeceksin Tahir. Mustafa abi. Otur kuzum. Haydi. Tahir lütfen. İstediğini de yaptırma be kızım. Duyduk, duyduk. Asiye! Akşama iftara gulya edersin ha? Ederiz tabii. Sana mısır çorbası edeyim mi yengem? Seversin. Sen ne edersen ben severim yengem. Abla bana da öğretir misin? Öğretirim kuzum. Yengem sen nefesi yorma bence. Ölüyor. Kıyamay mısın karın? Yok abi, ben daha çok size kıyamayayım. Tahir ya, ben yaparım bence. Ölmez de sağ kalırsa görürüz o günleri nefes. Ya Allah korusun, ne ölmesi? Yedi. Acaba Mercan iftarı görecek mi? Ana! Ne de? Vicdanım beni bu ay. O kız orada ölüm döşeğinde yatay. Yarına çıkacak mı belli değil. Biz burada neyin derdindeyiz? Acaba o kızın diyetini kim ödeyecek? Ne olsun istiyorsun ana? Mercan'ın yerine ben yatsam o ölüm döşeğine ödenecek mi o diyet? Allah korusun. Hadi Allah rahatlık versin. Anne derlerse desinler canımızı yakamayacaklardı. Thank you.
2, 3. 500 ayarla. Hazır. Altı yüz ayarla. 1, 2, 3. 3. Doktor ne oldu oraya? Kızıma ne oldu? Maalesef komaya girdi. O ne demek o? Çıkacak mı? Düzelir mi? Beyin fonksiyonlarının birçoğu yok. Ümidimizi kesmiyoruz. Ama hiç çıkmayabilir. Çıksa bile geçmiş olsun. Cemil Bey. Cemil Bey, iyi misiniz? Tahir'i vurmaya mı gidiyor? Başardın sonunda. Üstelik Tahir'in mezarını süsleyecek bir de çiçeğimiz oldu Eşan. Ne de olsa zavallı Mercan artık konuşsa konuşsa bir bitki kadar konuşabilecek. Gitmem lazım. Sen bacım. Ne oluyor lan burada? Vallahi ben boşanmadım Necip abi. Tuvalete bile adamla yolluyorsunuz. Hiç mi utanmanız yok sizin ya? Tamam sen git. Ben bekliyorum. Hiç abi. Vay. Sen bana babalık mı yaptın şimdi? Berrak yapma kızım. Ne yapma ya ne yapma? Bağırma Vedat Bey duyacak. Merak etme sen. Onun da suyu ısındı. Çok yakında gününü görecek olan. Ne saçmalıyorsun sen? Tahir abi dün gece buraya geldi. Beni kurtarmak için. Sarhoş adam da 10 numarasıymış. Niye gitmedin peki? Annemle kardeşimi bulduğunu söyledi çünkü. Çok az kalmış onları kurtarmasına. Ne? Nereden bulmuş? Ne bileyim ben ya. Bulmuş işte bir yerde. Annemle kardeşimin kurtulmasına bu kadar az kalmışken Tahir abiyle gidemezdim. O manyak gitseydim kesin bir şey yapardı onlara. O yüzden kaldım ben de. Kızım. Annemle kardeşim bir bulunsun da bana ne yapacağım bunda değil zaten. Aferin sana. Cesur yüreksine. Şimdi en baştan başlayıp anlatacaksın bana ne oldu. Şimdi beni iyi dinle. Planı anlatıyorum. Vedat evdeyken bir bahaneyle arıza çıkar. Babanın yanına gelmesini sağla. Ama iyice bağırın ki Vedat da duysun. Sonra güya kısık sesle babana şöyle de. Tahir anamla kardeşimin yerini bulmuş. Ama bunu Vedat'ın duyduğundan iyice emin ol. Sonra bize kendi elleriyle verecek o şerefsiz anamla kardeşinin yerini. Çok teşekkür ederim Tahir abi. Hele bir anamla kardeşinin yerini bulalım sonra teşekkür edersin. Haydi. Nasıl bulur ya? Nasıl bulur? Al köpeği mi bu herif? Bilmiyorum. Ben de çok sordum ama anlatmadı. Seninle hesaplaşacağız Berrak. Seninle hesaplaşacağız. Müzik
Şengül, oraya gelen giden oldu mu? Tamam, hazırlanın. Sizi almaya geliyorum. Hadi elinizi çabuk tutun. Birileri gelmeden bitirin şu işi. Az kaldı, bulmak üzereyim. Aha da buldum. Vallahi mı? Vedat az önce Soğuksu köyünden biriyle konuştu. Adresi bu. Biliyorum burayı. Haydi fırlayın. Vedat'tan önce orada olalım. Aga bekle, şu sistemi kapatayım. Bekle. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Sen de kimsin? Amirim, ben burayı tuvalet sandım. Tuvalet mi? Demek seni sevince hediye edecektin kızını Nefes'e ha? Oldu. Ben verirsem edersin. Ege ne ettin? Bileme daha küçük kez. Bir tane mantıyla doyacak insanlar. Ana sakın. Orucun kaçacak, yutu aklındakileri. Yut 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 yut. Selamünaleyküm. Ben gidip yatacağım. Kimse sesini çıkarmasın, yakarım. Yakarsın kocacığım, tabii yakarsın. Mustafa abi. Ne? Tahir ne zaman gelir acaba? Bana mı soruyorsun? Ne bileyim ben? Şirkete uğradığı mı var her gelenin? Neyse, ben yatırım. Asya abla, Mustafa abinin neyi var? Ayucuğun açlıkla imtihanı. Oruç başına vurur bunun böyle. Ama telaş etme. Senede bir ay, gitti bir gün, kaldı 29 gün. Anladım. O zaman ben buradan tekrar başlıyorum. Tahir şirkette de yokmuş. Nerede acaba? Ben ne bileyim kuzum. Kocanı ara, sor. Koş ara, koş. Nefes. Tahir sen neredesin? Yavaş gel kızım da. Hayırdır? Ya ne hayır ya? Sabah bir uyandım, yoksun. Ne yapayım Nefes? Sen maşallah orucu uykuya tutturuyorsun. Seni mi bekleseydim? Tahir, lafı kaynatma. Ve şirkette de yoksun. Neredesin sen kaç gündür? Bir yerlere gidip duruyorsun. O hesabı eve geldiğimde sorarsın Nefes. Şimdi hiç sırası değil. Ama... Nefes. Hadi kızım da kapat. İşim var. Silahı. Buna bir şey olursa beni öldürme, yemin et. Kızım benim yüzümden kendini asmamış olabilir. Belki de Vedat onu öldürüp seni benim üzerime salmayı planladı. Yılmamak için yalanlar, iftiralar et hayır efendi. Senin gibi bir şerefsizden de bunu beklerdim. Ben ölümden korkmam.
Ama yarım kalan bir işim var. Müsaade et onu bitireyim. Sonra ben gelirim sana, çıkarım karşına, vurursun. Hemen öldürmeyeyim yani. Hemen olmanı isteseydim, kalbini birkaç santim öteden ıskalamazdım. Mercan'ım orada can çekişi. Sen de burada yavaş yavaş eleceksin. Kızıma yaptıkların aklındayken çıkacak o son nefesin. Vedat Bey? Gelen giden yok değil mi hala? Yok. Yunan mı söyledi bu Tahir'i? Git Ceylan'ı getir. Gidiyoruz buradan. Peki efendim. Ne demek yok? Bilmiyorum, evde yok. Bebeğini arıyordu en son. Çıkmış herhalde. Allah'ım! Belanı versin!
Daha da iftara saatler var. Yandık ki ne yandık. İyi, bismillah Mustafa'm, ne kalktın? Ne kalktım ha? Kumlukta 4 tane gibi yatar. Ha bir de ben de yukarıda mı yatar? Bir buraya alnımı ol. Tamam geldim. Haydi haydi. Nefes! Efendim abi. Ulan senin kocan nereye? Sen! Olamaz ya, o! Anladın mı? Diyecek bir haberim var. Azam sen çekil şöyle kenara. Bana bak Cemil abi. Zaten çatacak yer arıyorum. Sizi ailemden uzak durun demiştim. Tahir'i öldürürüm demiştim. Tahir nereye yattı? Vurdu beni. Bir dağın başında. Aynı kızım gibi can çekişti. Kızımın diyetini ödedi. Eldi o, eldi. Eldurdu beni. Yürü ki!